geçmişte aile döneminde bir karar alınmış ve denmiş ki Kayseri içinde bizim istediğimiz nitelikte mal yapabilecek kimse yok. Bu Okan Dancam'ın elinden tutalım, bunu büyütelim, buna yatırım yapalım, bütün kalıpları buna verelim. Bu şey, hani ben de konuşmamda söylemiştim ya, biz şu anda dünyayla rekabet ettiğimiz için Kayseri'de bizim standartlarımızla üretim yapmayan birçok firmayı da bizim standartlarımızla üretim yapar hale getirdik. Aynı zamanda bu firmalar şu anda dünyaya da mal satabilir hale geldi dedim. O dönemde de Okan Dancam'ın elinden tutulmuş. Bütün kalıplar Okan Dancam'a verilmiş. Ama biz bundan 2-2,5 sene önce Okan Dancam'ın elinde olan kalıpları 3 farklı firmaya daha verdik. Ama maalesef o 3 firma üretim yapmak istemediler ve bundan sanırım bir sene önce detayını verecek. Kalıpları iade ettiler. Biz artık mobilya sektörüne üretim yapmak istemiyoruz dediler. Şimdi düşünün, bizim kalıplarımız bir firmadaydı, şu anda 4 firmaya çıktı. O 3 firma geri verdi ama kalıplar hala onlarda var. Yani bizim ticari sırrımız, bütün kalıplarımız başkalarıyla paylaştıkları zaman bize rekabet avantajı oluşturan bütün unsurlar ortadan kalktı. Buna rağmen Kayseri'deki 3-4 firmaya daha bizim ekiplerimiz kalıpları vererek üretim yaptırmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar benim bildiğim Okan Dancam'ın verdiği kalitede ve fiyatta üretim yapabilecek birileri çıkmadı. Ve Kayseri'de biz 3 firmaya, ki isimlerini kıymetli genel müdür de söyledi. Hatta onunla ilgili ben buradaki arkadaşlardan birinden yardım bile istedim. Dedim ki, tehdit edildikleri için mi bırakıyorlar? Yoksa gerçekten hani, ya biz günün sonunda bu ticaret, para kazanamıyoruz diye mi bırakıyorlar? Düşünsenize bir gün 4 tedarikçiniz var. Bir firmayı %100'den %15'e indirmişsiniz. %85 işi 3 farklı firmaya vermişsiniz. Aynı gün 3 firmanın patronu arıyor, biz sizinle çalışmak istemiyoruz diyor. Yani bu ticari bir karar mı yoksa birileri baskı mı yaptı, onu bile öğrenmeye çalıştık.